Ayla dur bekle. Düşündüğün gibi değil. Fazla içtim. Araba kullanamayacak haldeydim. Otelde bir oda açtırıp uyudum. Araban nerede? Hatırlamaya çalışıyorum. Hala çok sarhoşum. Dur ben sana bulayım. Yorulma. Nerede bu otelin garajı? Araban burada değil mi? Bilmiyorum. İşte burada. Ne yapmaya çalışıyorsun Ayla? Hatırlamıyorum dedim. Kendine kalacak bir yer bul. Belki otele geri dönersin. Saat 11 gibi Bilge'yi ara. O uyurken ani bir seyahate çıkman gerektiğini söyle. Biraz zaman kazanmaya ihtiyacım var. Bir hafta burada olmayacağını söyle. O zamana kadar ona durumu açıklamanın bir yolunu bulurum. Kes saçmalamayı ya, ne diyorsun sen? Ne olmuş araban buradaysa? Sarhoştum, otelde kaldım. Bak sana bir önerim var. Hemen otele geri dönelim. Sen resepsiyona odada bir şey unuttum, anahtarı verin bir bakayım de. Sonra yukarı çıkalım. Boş odana bakalım. Ve tamam. Her şeyi unutup eve dönüp güzel bir kahvaltı yapalım. Bir çocuk gibi kontrol edilmeyi reddediyorum. Ben senin yerinde olsam bu seferlik kontrol edilmeyi kabul ederdim. Neyse. Bu durumda ilk söylediğim geçerli. Bilge'ye telefon et. Abla iyi misin? İyiyim Zehra. Bilge kalktı mı? Yok, uyuyor. İkiniz de bu saatte evde göremeyince telaşlandım. Gelince konuşuruz. Sen Bilge'ye kahvaltısını ettir. Tamam. Nasıl? İyi. Bir değişiklik yok. Durumu stabil. Ne kadar uslu bir kız bu. Yüzüne baksana. Ne kadar çaresiz değil mi? Hasta bebekler kadar hiçbir şey üzemez beni. Öylece yatıyorlar. Büyüklerin insafına kalmış bir halde. Ama büyükler de onlara çok iyi bakıyor. Bebeklere bakan insan yüzlerine dikkat ettin mi? Bir mucizeye.
Az bulunur bir hazineye bakar gibi bakar insanlar bebeklerin yüzlerine. Bir bebeğim olursa ne yaparım bilmiyorum. Aklımı kaçırırım herhalde. Allah'ım, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Aa, Zehra, döndünüz mü kız? Niye ağlıyorsun sen? Bir şey yok. Ayla abla da döndü mü? Döndü. Ama dışarıda ikisi de. Sen kahvaltıyı hazırla, şimdi gelirler. İşe yaramadı ha, yazlığa gitmek falan. Canına yazık be kızım. Ben iyiyim. İşine bak sen. Aman tamam canım. Arkadaşımsın diye üzülüyorum işte. Ne bağırıyorsun? Üzülecek bir şey yok. Ne yapıyormuş seninki? Hiç haber yok mu? Ne bileyim ben. O kadar kendini intihar ettin. Bir geçmiş olsun aramadın mı? İlla ki söylemişlerdir arkadaşları falan hastaneden. Ben intihar etmedim. Sadece uyumak için biraz hap aldım. Hastanedekiler telaşlanmışlar işte. Bana bak Güllü. Sağda solda böyle abuk subuk konuşma mahallede falan, tamam mı? Canım, kimseye bir şey demedik. Fatih abla da 50 kere tembih etti zaten. Ben boşa geldim o zaman bugün siz döndünüz size. Neyse, kahvaltıyı hazırlarım. Öğlene falan da dönerim artık. Bakalım dönsün nerede? Kız, duymadım acaba seninki? Duysa arardı be. O kadar da kalpsiz değildir. Kur şu sofrayı Güllü. Hadi. Üf. Günaydın paşam. Günaydın anneanneciğim. Nereden böyle? Koştum biraz İlmiye Sultan. Ne zaman çıkıyorsun seyahate? Birkaç gün sonra anneanneciğim. İşlemler bitince. İtalya'ya git. Kırık kalpler için birebirdir. Kalbim kırık falan değil. Doğru. Kalp mütehassısları kalpsiz olur. Bu işte benim hatam mı var diyorsun? Ben kanaat beyan edecek pozisyonda değilim. Seçeceğin eşle bir hayat boyu hemhap olacak olan sensin. Mamafi kızın mizacını, safiyetini beğendim. Buraya getirdiğin o muvazenesiz kızlardan değil. Hangi tabakadan olduğunun da hiçbir ehemmiyeti yok. Senden durumunu saklamasına gelince... bu pekala aşkının büyüklüğüne dalaletti. Senin ne sadrazam taşağından düşme burnu büyük olduğunu görmüş korkmuştur zavallı. Getirirsin. 6 ayda eğitirim ben sana onu. Sana tam manasıyla tabi mükemmel bir hanım olur çıkar. Hiç olmazsa öbürleri gibi höt höt ötmez. Azıcık boynu kırık eş iyidir. 6 ay boyunca gözümün içine baka baka yalan söylemiş bir kızla işim olmaz İlmiye Sultan. Ben bana tabi bir eş değil. Kişilikli bir insan istiyorum yanımda. Daha kim olduğunu bile bana söylemekten korkuyorsa sevgisine nasıl inanayım? Korku sevginin nişanesi değilse nedir? Kahve pişirir oy, kahve pişir. Ha, başkanım, başkanım. Zamanlaman harika Hamdi. İkinci hüp nasip olmuyor bana şu pazar günleri. Üstelik bu pazar karga kahvaltı etmeden kalktım. Yok kardeşim, yine yakaladınız. Yok, kararlıyım. Kahvemi bitirinceye kadar sorun her neyse bekleyecek bebeğimin oğlu. Aa, böyle dikileceksin. İyi, söyle lan söyle. Ciğerimi yedin ha, hırnikli söyle. Ne? Şeyi taşmış, ben hallettiririm dedim başkanım. Kimin? Süheyda'nın. Ana. Lan neyi taşmış? Fosepti'yi taşmış. Ha. Sen hallettiriyorsun. He. Nasıl? 5 dakikaya vidanjör gider, ne var? Gider. Tabii. Ben söylersem. Tabii, sen söylersen tabii, yoksa o.
Düşünelim bakalım. Hayret lan, sen nasıl söyledin? Ha? Oradan mı geçiyordun? Tabii geçmediğin dakika var mı? Desene. Anlat bakayım şu işi. Ay, hemen belediyeyi ara Sühendam. Pazar pazar ne bu koku? Ay buldum. Belediye akşama gelir ancak. Sıra vardır şimdi. Baksana. Belki torpil morpil yaparsın. Ne dersin? Ah Hamdi Bey. Bakar mısınız biraz? Buyurun. Ay, bir sorunumuz vardı da. Belki siz yardımcı olabilirsiniz diye düşündük. Valla yapabileceğim bir şeyse hay hay. Hay hay. Yere giresin yere. Oğlum bu lafı duymayalı ne kadar oldu lan? Başkanım dakikalar hızla gidiyor bak, zaman aleyhime işliyor ama. İyi tamam hadi peki. Git bul vidanjörü. Götür çek kadının foseptiğini aslanlar gibi. Memleket Hamdi görsün, bibimin oğlu. Allah sağ ol başkanım. Başkanım ama kurban olayım, sen bir fen müdürünü ara benim arkamdan, oldu mu? Tamam. Tamam hadi. Hadi. Başkanım. Ne? Kahvaltı ettin mi, ben getireyim mi bir şeyler? Yok yok etmeyeceğim. Öğlene Fatih ablaya mantıya gidiyorum. Zaten komaya gireriz orada. Heh. Hadi sen git hadi. Aşk foseptik beklemez. Hadi bebeğimin oğlu hadi. Heh. Hadi. Şamdi. Şörüklerini topla şörüklerini. Aman başkanım ya. Ulan bu aşk olayı. Çukurun başında bile kimliğini yitirmiyor ya. Ne oldu Erol? Hayırdır? Çok kötü şeyler oldu. Bana da bir kahve getirir misiniz? Tabii efendim. Çıktığımda aile burada bekliyordu. Ne? Yazlıkta değil miydi o? Gelmiş. Peki nasıl? Of, kadın bin tane her gün böyle olay görüyor. Ben de ne diyorum ya? Ona aramızda hiçbir şey olmadığını anlatmak zorundasın. Ama oldu. Ben bunu kaldıramam. Kızımdan ayrılmak istemiyorum. Onunla hemen konuşmak zorundasın. Bana inanacağını falan mı sanıyorsun? Bak, ona çok içtiğim için otelde kaldığımızı söyledim. Gece barda karşılaştığımızı, çok sarhoş olunca beni o halde bırakamadığını, bir odaya yerleştirdiğini söylersin. Sen de söylersen inanır. Söylemekten daha fazlasını yapmak zorundasın Suna. Onu inandırmak zorundasın. Allah kahretsin ya, bir bu eksikti. Tam boşanma davasının ortasındayım. Benimki bunu şimdi duyarsa 5 kuruş para alamam. Ayla şimdi kesin adliyeyi birbirine katar. Bu davayı kesin kaybedeceğim ve 5 kuruşsuz ortada kalacağım. Onu ikna edemezsek... Evet yapar. Çok sarhoş oldum. Sen de onu bırakmadın, otelde bir odaya yerleştirdin değil mi? Bak aileciğim. Kocandan kurtulmak istiyorsan beni buna alet etme. Adam burada perişan. Neler saçmalıyorsun sen ya? Yorulma Suna. Senin katın güvenlik kamerası kayıtlarından bana gereken görüntüyü 1 milyar satın aldım. Görüntü bayağı güzel ve net. Bir kopyasını hatıra olsun diye isterseniz size yarı fiyatına bırakabilirim. Tamam. Yatakta ne yaptığınızı bilmiyorum. Ama bu görüntüler temiz bir dava için bana yeter de artar bile. Ne biçim bir otel burası böyle ya? Ne oldu? Ya kadın senin odaya girişinin görüntülerini almış. Ne yani? Güvenlik kamerası mı varmış katlarda? Hadi diyelim ki var. Nasıl bunu verirler peki herkese? 1 milyara satın aldım dedi ya. Mahvoldum ben ya. İkimizi de yakacaklar. Senin son kuruşuna kadar alırlar, ben avucumu yalayacağım. Salağım ben ya. Salak.
O gün babamlara nasıl geldim bilmiyorum. Normalde sorunlarımı annem babamdan saklardım. Üzülmelerini, bizim için telaşlanmalarını istemezdim. Ama o gün arabası kendi kendine kapılarına gelmiştir. Küçüklüğümde olduğu gibi anneme sığınmam gerekmiştir. Oo, avukat hanım. Sen bu evin yolunu bilir miydin ya? Günaydın babacığım. Günaydın. Ben biraz uyuyacağım odamda. Her şey bir rüya gibiydi o gün. Her şey bir sis arkasında oluyordu. Bana olmuyor gibiydi. Şükran. Şükran. Kalk. Saat kaç? Bırak şimdi saati. Ayla geldi. Ayla mı geldi? Uyuyacağım dedi. Odasına gitti yattı. Hasta mı? Ne bileyim ben, bir acayipti ama... Öpüştük, ateşi falan yoktu. Kızım. Günaydın anne. Neyin var kızım, hasta mısın? Hastayım anne. Erol dün geceyi bir kadınla geçirdi. Bir ilişkisi var. Aa, olmaz öyle şey. Oldu işte. Olur mu canım? Yapmaz Erol öyle şey. Sana öyle gelmiştir. Oldu işte. Keşke olmasaydı ama. Oldu. Aa, size döndünüz mü? Annemler uyuyor mu? Yok, dışarı çıktılar. Gelirler şimdi. Oo. Bayağı bir trafik olmuş ben uyurken desene. Ah, kalktı mı Bilge kuşum? Al bak, taze taze ekmek. Oo, çıtır. Ben yiyorum valla, kusura bakmasınlar. Dün gece de bir şey yemedim doğru dürüst. Bunalımın geçti mi Zezeciğim? Yazlık iyi geldi mi? İyiyim ben. Çay mı içiyorsun? Yok, kola alacağım ben. Alo? Aa, günaydın Erol abi. Bir dakika veriyorum. Al baban. Babacığım, neredesiniz? Çok acıktım ya, başladım ben. Annem kızacak ama. Nereye gittiniz ki sabah sabah? Annen yok mu evde? Siz birlikte çıkmadınız mı? Yok. Dinle bebeğim. Ben bir süre evde olmayacağım. İşle ilgili bir durum çıktı. Ne durumu? Ne oldu ki baba? Aniden Ankara'ya gitmem gerekti. Baba saçmalama. Senin hiçbir şeyin ani olmaz. Her şeyin aylar öncesinden planlıdır. Oldu işte. Ararım ben seni. Kendine dikkat et. Derslerini ihmal etme. Baba. Annemle bir şey mi oldu? Ne oluyorsunuz ya? O nerede ki? Hayır güzelim, bir şey yok. Ben çıktığımda... Neyse, annen de gelir herhalde birazdan. Anlatır o sana. Öpüyorum hadi.
Özür dilerim. Saçmalama. Kızın sesini duyunca sinirlerim boşaldı birden. Her şey yoluna girecek. Böyle yapma lütfen. Biraz sakinleşsin, konuşursunuz yine. Gerekirse ben de yüz yüze anlatırım. Neyi anlatacaksın ha? Neyi? Bu saatten sonra. Yeter ya, bana niye bağırıp duruyorsun? Bu hafta tek başıma yemedim herhalde. Odama ayaklarına gelen sendin. Sen de zorlaştırmadın ama. Tamam, anlaşıldı. Bir de bu pisliği çekmeyeceğim. Suna, Suna lütfen. Suna lütfen. Kusura bakma, kendimde değilim. Bir de sen sırt çevirme bana. Şu anda yalnız kalamam. Suna lütfen. Özür dilerim. Sen de aynısını çiz buraya. Mine, ne güzel çiziyor değil mi? Evet. Tamam. 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 Şöyle geçin. Hadi bak, bir daha yaz. Oo, bu ne çalışkanlık böyle pazar pazar? Şşş, tamam, tamam. Bir susun önce. Önce bir susun. Dersler bittiyse. Demek bu haftanın tembel tenekeleri sizsiniz ha? Pekala. Matematikten kırık not olanlar şöyle bir geçsin bakalım. Evet çocuklar, hadi bakayım. Sosyalden alanlar da şöyle geçsin. Sosyalciler, siz de böyle geçin. Gel 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 gel. Mine? Nedir bunların durumları? Matematik mağdurları çoğunlukta anladığıma göre. Ahmet Ömer Serpil'in iki haftadır notlarında yükselme yok. Bu ikisi bu hafta zayıf aldı. Can Coşkun, Selim sene başından beri toparlayamıyor. Neyi toparlayamıyorsunuz lan soykalar? He? Alt tarafı toplama çıkarma. Astrofizik değil ki lan. Oğlum daha bunun lisesi var ya. Selim, anlat bakalım şimdi. Sence neden düzelmiyor bu notlar? Selim bak ama külahları değişeceğiz ha. Okula gitmiyor Tarık abi. Gidince de kaçıyor. Sonra da hep sokakta. Top peşinde. Ama ben de sonra senin peşine düşeceğim bak ha. Okulda öğretmen kızıyor. Evde de babam kızıyor. Burada da sen kızıyorsun. Gel buraya. Ben kızmıyorum lan Soyka. Ha? Ben niye kızayım sana? Ha? Bak ne diyeceğim. Bundan sonra seni ben çalıştırayım. Ha? 3 haftaya sınıf birincisi olmazsan ne olayım? He? Bunu öğleden sonra 3 gibi bana getir. Tamam, 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 tamam. Tamam bir dakika, bir dakika, tamam. Bir teklif yapacağım. Maça gidiyoruz. Tamam, kızlar da, kızlar da oynuyor. Hadi. Bir şey oldu. Bak ulaşılamıyor. Anneme hayatımda ilk defa ulaşılamıyorum. Şarjı bitmiştir. Hayır. Onun şarjı bitmez. Hep ayarlar. Saçmalama be. Ben kaç kere ulaşamadım. Ha? Benden saklamayın. Zeze, sen biliyorsun. Bilmese de bu kadar sakin olmazdı. Ay, bu eve nazar değdi. Ay durduk yerde büyütmeyin her şeyi ya. Ben babamı arayacağım. Allah kahretsin. Bilge arıyor. Nerede bu Allah'ın cezası kadın be? Nereye kayboldu? Korktu çocuk tabii. Ben de saçmaladım. Ne yapayım, açayım mı? Aç tabii canım. Doğru düzgün konuş. Efendim bebeğim. Baba hemen eve gel. Niye alıyorsun kızım? Dur. Sakin ol. Annem nerede? Ulaşamıyor telefonuna. Bilge. Ben nerede saklıyorsunuz? Tamam. Sakin ol. Bir şey saklamıyoruz. Ben hemen geliyorum kızım. Tamam. Çocuğu o halde bırakamam. Aile ortada yokmuş. Hata ediyorsun. Aileyi iyice kızdıracaksın.
Kız deli gibi ağlıyor. Çok beceriksizce konuştun da ondan. İnanmadı tabii sana. Fazla tecrübem yok. Elimden bu kadarı geliyor. Bana bağırmayı kes. Hadi. Hadi kızlar. Hadi kızlar. Hadi kızlar. Hareketli. Hadi. Gel lan buraya. Hadi çocuklar. Hadi defans. Seni... Nerede defans? Vur. Hadi vur. Gol. Al, gol. Gol. Hadi yürüyün. Hadi. Çocuklar gol atıyoruz. Yürüyün. Hadi. Defans nerede çocuklar? Aferin size. Aferin. Çocuklar gol atıyoruz. Hadi yürüyün. Hadi yürü. Yürü. Geliyorlar defans. Belediye başkanı bu bey mi oluyor? Evet, belediye başkanımız o. Hadi ön taraf, defansa gel. Vur, gol be, gol! İyi günler. İyi günler. Dur bakayım, doğru bildin mi? Meduza inşaat değil mi? Anlayamadım. Anlayamadın demek. Peki şöyle anlatayım. Meduza İnşaat sizi üzerimde ön çalışma yapmak için gönderdi. Yani gözlem aşamasındasınız. Yarın falan da tehditlere başlarsınız. Değil mi? Emlakçınızı dün ziyaret ettim de olanlardan haberim var. Yani o bakımdan şey ettim. Bakın kardeşim, bize sizin gibi böyle çok ziyaretçi gelir. Hani bir bakışta artık anlıyoruz biliyor musun? Böyle mafya kostümü, bıyıklar bele kadar falan. Pazar pazar yorulmayın. Hayır şimdi ben size Allah ne verdiyse dalacağım. Telaşa çıkacak. Mahalleli gıcık olacak. Derken hani mafyasınız ya, üzerinizden silah filan çıkacak. İş büyüyecek. Polis gelecek falan filan. Hadi abicim. Hadi abicim. Hadi. Hadi. Hadi abicim. Hadi. Hadi dağılın arkadaşlar. Çocuklar gerilmesin. Hadi. Kızlar, hadi erkekleri yeniyoruz. Yürüyün. Attırmayın şunlara. Attırmayın şunlara. Koş, koş kız. Koş, hadi. Gitmem lazım. Bilge'yi tedirgin etmeden bu işi bitirmenin bir yolunu bulmam lazım. Böyle bir yol yok biliyorsun. En fazla çocuklar zarar görür eninde sonunda. Ne yapayım anne? Kadını yatağa ben mi attım? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamama devam mı edeyim yoksa? Son zamanlarda ilişkiniz nasıldı? Tamam, tamam, seninle konuşulmuyor. İlişkimiz çok kötüydü anne. Son zamanlarda benden nefret ediyordu ama nedense bu içimi hiç rahatlatmıyor. Kadın kim? Benim boşanma davasına baktığım biri. Olur şey değil. Gitme istersen, biz gidip Bilge'yi alalım. Hayır. Bizim değil Erol Efendi'nin düzeni bozulacak. Biz yaşamımıza devam edeceğiz. Her şeyi yoluna koyacağım anne, merak etme. Ayla, bu halde araba kullanma yavrum. Kızım. Kusura bakma babacığım, sabah sabah sizi de tedirgin ettim. Hadi görüşürüz. Erol'la mı kavga etmişler? Alsın çocuğu gelsin. Bakma sen. Akşama barışırlar nasıl olsa. Erol bırakmaz ki. Ben de durmadan sorun çıkarıyorum. Benim yüzümden kavga ediyorlar. Annemin yasakladığı şeyleri babam benimle yapıyor. Bir daha kavga etmelerine sebep olacak hiçbir şey yapmayacağım. Ayrılırlarsa falan çok kötü olur. Kız Allah korusun. Ay delisin sen Bilge. Vallahi delisin. Amma yazdım 5 dakikada. Biri iş seyahatine gidiyor, biri sokağa çıktı diye ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Bebek gibi davranıyorsun. Neden dönüyor babam o zaman? Sen ne zaman gördün babamın bağlamamla eve geldiğini? Anneme ulaşılamıyor. Dün gece apar topar dönmüşsünüz. Bu sabah herkes fırlamış evden. Zeze, neden benden saklıyorsun olanları? Çocuk değilim artık. Belli. Şu haline bak. Gel bakalım. Otur şuraya. Otur, otur. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Farz edelim ki aralarında bir şey oldu. Gerçekten büyüdüğünü göstermek istiyorsan ailenin duygularına saygı göster. Bebekler gibi kendini oradan oraya atma. Bak vallahi bu bir şey biliyor.
Sus sen de be mesela dedik. Car car limon sıkıyor. Bilgeciğim. Çünkü bak neden? Bir sorun varsa onlar kendilerini senden daha kötü hissediyorlardır. Bir de seninle uğraşmasınlar. Böylece sorunlarını çözmelerine senin de katkın olur. Her şey senin etrafında dönmüyor. Bebekler tepindiğinde yanına koştular, tamam. Ama artık büyü. Bazen insanların seninle ilgilenmekten daha önemli sorunları olabilir. Bu senin için de geçerli, değil mi? Evet. Özür dilerim. Ne yaptı çocuk sana şimdi? Ne anlatıyorsun kızı? Sanki anlatsam anlayacaksın. Ne arıyorsun burada Erol? Her şeyi iyice zorlaştırman mı gerekiyor? Bilgi aradı. Çok kötü ağlıyordu. Sen de ortada yoktun. Dayanamadım. Tamam, geldim işte. Ayla lütfen. Hiçbir şey olmamış gibi davranalım. Ben yine seyahate gider gibi yapayım. Sonra buluşup sen sakinleşince konuşuruz. Bu sorunu çocuğun bilmesinin hiçbir anlamı yok. Nasıl saklayacaksın çok merak ediyorum. Lütfen, anlamsız bir şey yüzünden yaralanmasını istemiyorum. Bunu düşünmek için çok geç kaldın. Ama haklısın. Bilge'yi öfkemi bastıracak kadar çok seviyormuşum demek ki. Sakin bir şekilde eşyalarını toparla. Öyle zırt pırt gelmeni gerektirmeyecek kadar eşya al yanına. Ankara'ya, oradan da yurt dışına falan gidiyor. Üf, ne bileyim ben ya, bu iğrenç bir durum. Hem boynuzlanıp hem de senin yerine yalanlar atacak değilim. Seni boynuzlamadım. Sarhoştum ve barda sızmışım. Suna da beni odasına götürmüş. Kanepede sızıp kalmışım. Tamam, böyle dağıtmam hataydı. Ama onunla aramda hiçbir şey yok. Sadece bir kere gördüğünde üstelik müvekkilim olan bir kadının otel odasında sızdın ha. İkinizi de mahvedeceğim Erol. Gerçekten. Bunu hak etmedim ben. Bu evi tırnaklarımızla kurduk. Gece gündüz hem işte hem evde deli gibi çalıştım. Tam yaşamın tadını çıkartacağım. Rahat rahat yaşayacağım bir zamanda bana bunu yapıyorsun. Üstelik şu kızın yetişme çağında. Tamam Erol abi. Hazırladım istediklerini. Sağ ol Güllü. Arabaya götür ver geliyorum. Peki sen eşya almadan mı çıktın yola? Evet. Neden? Unuttum. Baba. Bana kızdı. Sabah erken telefon geldi. Ben de ne iş seyahati pazar pazar dedim. Tartıştık. Ha siz ondan... Aa, karışma sen bizim tartışmamıza şeyimize. Amma meraklısın. Hadi Erol, geç kalma. Dikkatli kullan. Ararım sizi. Güle güle Erol abi. İyi yolculuklar. Sağlam dur Zehra. Hepimizin sana ihtiyacı var. Ev sana emanet. Güle güle. Sen önceki kadar sakinleşir merak etme. Anneni üzme. Tamam.
Yüzme. 10 dakika mı kaldı? Çabuk spor çantamı. Her şeyi bir arada dünden hazırladıydım. Dolapta dur. Beni Sunay'la aldatın. Bu sabah otelde yakaladım onları. Görüşürüz anne. Bilge dur. Şunu da al. Heh, şimdi git bakalım. Ay. Eşek arısı gibi bu kız. Güllü seni de yorduk pazar pazar. İstersen eve dön. Buradayız artık. Yazlıktan gelen yıkanacak kirler falan varsa. Yok Güllücüğüm. Sen git dinlen. Cumartesi iznini de yarın kullan. Salı gelirsin. Yok mühim değil izin filan. Gülü ne diyorsam onu yap. İyi madem. Hadi görüşürüz. Annenlere bir şey söylüyor musun Zehra? Selam söyle. Hı-hı. Döndüğümüzü söylersin. İyi olduğumu da söyle. Peki. Kurtulamadık şu kızdan. Nişanlısıyla evlenecek gidecek diye sabrettim. Çocuk sakat kaldı. Evlenemediler. Bu kız da başımıza kaldı. Ayrıldılar. Aydın istememiş. Ayrılan ayrılanı. Erol da gittiğine göre artık fazla iş yok. Abla çok üzüldüm. Cenazesi gitti adamın sanki. O da çok fenaydı. Sabah hiç öyle değildi. Otelin asansöründen savaştan çıkmış komutan edasıyla iniyordu. Uykusuz kaldı tabii. Siniri bozuldu. Eve kız uyanmadan gelip öğlene kadar uyuyacaktı. Sonra bizi arayacaktı. Yalandan sızlanacaktı. Yalnızlıktan şikayet edecekti. Bütün plan bozuldu tabii. Hayatı 5 dakikada kafasına indi. Onu yakalamasaydım hiçbir şey olmamış gibi yine benim yatağıma girecekti. Ve ben bunu hiçbir zaman bilemeyecektim. Bir kere gördüğü bir kadın için bütün hayatımızı yıktı. Bilge'nin geleceğini mahvetti. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Buna değer miydi? Allah aşkına. Ne diyeceğim ben o kıza şimdi? Böyle bir şeyi insan nasıl söyler kızına? Ne yalan atacağım? Ayol bu soğuncu hiçbir şeye benzemez. Nerede bu Tarık Başkan? Ya siz mantının yağını dökesiye oradayım dedi işte anne. Gelir şimdi. Hadi soğutmayın yiyin hadi. Abi. O da gelince yesin. Ayıp olur şimdi Hasan abi. Geleydi o da zamanında. Vallahi ben dayanamayacağım. Sabahtan beri mantıya sakladım iştahımı. Yiyelim bari. Hah. Geldi. Nihayet geldi. Gel Güllü gel. Kız kaynanan seviyormuş. Güllü'yü sevmeyen ölsün. Hadi gel otur. Gel al şunu. Mantı var mantı. Hadi sıcak sıcak. Yok ben rahatsız gel. Etmeyeyim. Otur kızım ne rahatsızlığı. Gel ben mantıyı getireyim. Hoş geldin. Herkese iyi günler. İyi günler kızım. Fatih abla bana az koy. Ben evden selam getirdim. Zehralar döndü de. Uğur anneme dedi ondan. Niye dönmüşler kıza? Vallahi ben de bilmiyorum. Evde tuhaf bir hava var zaten. Anlamadım. Erol Bey de apar topar gitti. Nereye gitti Erol Bey? Ne oluyor kız anlat bir bakayım. Geldi. Başkanım ya. Ya kusura bakmayın. Oho başkan. Hoş geldiniz. İşim biraz uzadı da. Baklava. Gel. Oğlum ne bakıyorsun? Alsana şunu elimde. Abi aldım. Hadi canım. Neşe'nin annesi yaptı sıcak sıcak. Otur canım. Vallahi o da seradan bir şeyler topladı. Buyurun sağ ol kızım. Buyur başkanım otur. Geç. Neşe kızım sen de geç afiyet şöyle. Afiyet olsun. Vallahi başlıyorduk az kalsın. Bilmez miyim?
Kim dayanabilir Fatih ablanın mantısını? Rakı da var. Tamam bugün iptal. Çatlayana kadar yiyip içiyoruz. Pardon. Afiyet olsun. Recep. Ulan bir rakı versene oğlum. Söğüt gölgesi mi burası? Tamam. Hadi lan. Ne şarakı? Hiç. Mantı rakısız olmaz. Hiç bir tane. Bir yudum içerim belki. Güllü. Kız bana bak. Ekmekle şeyi. Kız gel ekmeği unuttuk. Sen gelsene benimle birazcık. Hadi. Hadi Şerefe. Hadi Şerefe. Şerefe. Hadi. Kız ağlayıp zırlamasaydı gelmez Zerol abi. Ama işte öyle geldi. Ay, bence tiyatro yaptılar. Ayla abla burnunu bile çıkarmadı adam evden giderken. Kapıyı arabaya kadar geçirir her zaman. Can dönmelerinden belli. Zehra ne yaptı? Ay o da geveledi durdu. Bilge'ye yok canım bir şey varsa da sen karışma. Bir de sen mesele olma falan diyesi oldu. Ay kız iyice korktu. Aa. Vah 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 vah. Allah korusun kız. Mutluluklarını herkesin kapıda ettiği bir aile. Nazar var nazar. Ben yarın eve bir süt dağısı okuyayım şöyle hepsine sıradan. Zehra da o bahaneyle sebeplenir. Kız yaptırmıyor başka türlü ha. Ay. Seni ne zaman baş göz edeceğiz başkan? Herkesin nikahını kıyıyorsun. He. Senin durumun ne olacak? Ya beni kim alır Musa Usta Allah aşkına ya? Biz evin yolunu mu biliyoruz? Nerede akşam orada sabah. Oho. Abi bunlar da menzillerindeki bütün bekarları illa evlendirecekler ha. Sorsan yani bunların hepsi şikayetçi. Eski aklım olsaydı evlenir miydim falan derler. Hiç. Sanki biz bilmiyoruz evlilik ne menen bir şey. Öyle. Nereden bileceksin sen? Bir evlen görürsün. Anne sen değil miydin aklı olan evlenmez diyen ya? Bak hele. Senin bu olan var ya densüz. Anne herkes sizi bekliyor ya. Tamam. Hadi. Ne oluyor anne bir terslik mi var? Geldim çocuğum geldim. Hadi. Yok canım. Zehra yazlıktaydı da Ayla Hanım'la. Dönmüşler onu şey etti. Zehra nasıl? İyi başkanım iyi. Sağlığına duacı işte. Ne yapsın çalışıyor işte kız. Avukat Hanım nasıl? Keyfi yerinde mi? İyi. İyi. Çok yoğun. Erkek servetlerini kadınlara aktarmakla meşgul desene. Ne onursuz işler var dünyada inanamıyorum. Bunun için zaman ve enerji tüketiyorlar. Ne enerji tüketecek ya? Kadın o kadar havalı ki. Kocalar karşılarında avukat olarak onu görünce anında teslim ediyorlar bütün servetlerini. Acısız, gönüllü. Demek beğendim bizim Ayla Hanım'ı ha başkan abi. Kocasıyla da bu aralar pek nanem oldular. Şşt Güllü. Ya Güllü. O bana biraz büyük değil mi? Ay şaka yaptı başkanım. Şaka yapıyor. Hadi afiyet olsun. Ayla Hanım kazanacağınızın %100 olduğu bir davayı neden devrediyorsunuz? Suna Hanım size söylemedi mi? Ailevi bir mesele. Her şeyi konuştuk. Masraflar da burada. Hesaba geçsinler. Tamam izninizle o zaman. Bıraktığınız bir davaya sizden sonra seçilmek benim için bir gururdur. Başarılar. Müsaadenizle. Güle güle. Suna Hanım daha henüz yeni evine taşınmadı galiba değil mi? Taşındı. Tadilat daha bitmemiş ama otelde yaşamaktan pek hoşlanmıyor. Aslında eski evleri boş anladığım kadarıyla. Ali Bey İpek Ceren'in evine taşınmış deniyor. Adamın hiçbir şey umurunda değil. Suna Hanım eski evine rahatlıkla yerleşebilirdi. Suna Hanım da dava süresince gözaltında olmak istemez. Normal. Orada yaşarsa kocası giriş çıkışlarını gözleyebilir ve koz olarak kullanabilir. Erol Bey'le tanışmış mıydınız? Hayır. Yeni arkadaşım. Bana epeydir birlikteler gibi geldi. Ama demek ki yeni. Müvekkiliniz biraz çapkın. Söyleyin dikkatli olsun. Peki. Adam ters bir şey mi dedi? Tamam Lale tamam. Yalnız bırak beni. Aa ne oluyor ya? Masayı yere indiriyorsun, tir tir titriyorsun. Cık, bırakmam.
Alçak herif. Bana hemen şehrin en iyi boşanma avukatını bul Lale. Aynaya baksana. Lale hiç mekilik çekemem. Hemen. Tamam tamam. Bahri Bey'i arayayım. Yaşlı, oturaklı, bilgili. Medyatik mi olsun? Şey var o zaman. Melik Sezer. Ortam hüzünlü. Bana bak. Biliyor musun sen çok şanssız. Baştan ne olduğunu anladın o herifin. Benim gibi 15 sene sonra ayıkmadın. Abla içki mi içtin sen? Kilo kilo. Ne oldu? Davayı devrettiğim yeni avukattan Erol'la Sunan'ın ne kadar mutlu olduğunu öğrendim ve bir kutlayayım dedim. Abla dur ablacığım, ben yatırayım seni. Sana sakin sakin konuşuruz, tamam mı? Şimdi hiçbir şey düşünme. Anlatacağım Bilge. Artık saklayamam. Bir haftadır oyaladık. Şşş, daha saklayamam. Tamam. Boşanma davası açtım. Bebek değil. Öğrensin. İnsin çağır, konuşacağım abla, ben ona. Abla, abla yapma. Asla olmaz. Seni bu halde görmesini mi istiyorsun? Şimdi çok sessizce odaya çıkacağız, tamam mı? Yarın çok üzülürsün sonra. Hadi. Hadi ablacığım. Şimdi de içki içmeye mi başladın? Sana mı soracağım? İyi. Bir bu eksikti. Bilge. Bir dakika. Abla ne olur. Abla. Bir dakika ya. Abla. Dur bir dakika. Başka ne var ha? Başka neyi beğenmiyorsun? Söylesin. Başka neyi beğenmiyor söylesin. Senin yüzünden babam eve gelmiyor. Benim yüzümden. Benim yüzümden mi? Bilge kapa çeneni. Abla ne olur. Ya bırak. Ne oluyor sana ya? Menopoza falan mı girdin? Kavga çıkarıyorsun. Hepimizin huzurunu kaçırıyorsun. Keder falan olsana sen. Seni parçalarım. Abla ne olur. Parçalarım abla. Seni. Gerizekalı. Ben haberin yok abla, senin. Abla her şeyden haberim var. Bütün bildiğin insanları eleştirmek. Huzursuz etmek. Bilge kapa çeneni. Çıkma dışarı. Merak değilim. Bu nasıl bir şey Zehra ya? Abla tamam. Yarın karşını alır anlatırsın. Şimdi hiç sırası değil. Zehra nasıl anlatırım ya? Nasıl anlatırım? Şşş, açma. Abla olur mu? Ya Erol abi falansa? Tarık Başkan. Yolumuz buradan geçiyordu. Seni bir yoklayalım dedim. Ne iyi ettiniz. Habersiz geldim ama. Ya ışık görünce. Kızım biz seni sokakta bulmadık. Mahalleye geldiğinde yok. Arada bir görünüp bana rapor vereceksin ona göre. Tamam. Bundan sonra söz. Tarık Bey. Hoş geldiniz. Ben kapıdan bir yoklayayım dedim. Hiç geçmeyeyim. Siz yorgunsunuz. O yorgunluk. Yorgun yılların izi Tarık Bey. Bu gecenin işi değil. Buyurun geçin lütfen. Peki madem. Ne oluyor bakalım? O hırsızı artık düşünmüyorsun değil mi? Ben hemen bir kahve yapayım. Kahve? Vallahi bana kalırsa ben bu saatte kahve içmem. Anladım.
Abla sen devam edersin herhalde. Kahve. Nasıl? Hı? Atlattı mı? Ha, iyiye gidiyor. Gözümüzü ayırmıyoruz işte. De siz iyi görünmüyorsunuz. Oo, ben de sisteme alındım demek. Böyle ilgi alaka falan. Tamam peki tamam. Cümlemi geri alıyorum. Bence siz bir yazı yazın. Şöyle kafese yaklaşmayın. Isırır falan diye. Ha? Ya, kusura bakmayın. Hayatımız biraz karıştı bugünlerde. Ama siz yine de kafese yaklaşmayın. Tamam tamam. Meraklı da değilim zaten. Sağ ol. Bizim orada durumlar nasıl? Heyecanlı. Büyük bir savaşa girdik bir inşaat şirketiyle. Ben biraz da onun için uğradım. Bana bir şey olursa kitaplarımı sana bırakıyorum, ona göre, tamam mı? Abuk subuk konuşma başkanım ya. Savaşları avukatlara bırakın Tarık Başkan. Yoksa gerçekten kitaplarınızdan ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. Aklımda tutmaya çalışırım. Tanıdığınız satılık olmayanı varsa? Evet. Ev sahibinin tasası, ziyaretin kısası. Hadi bakalım. Seni iyi gördüğüme sevindim Zehra. Yüzünü göster arada bir, tamam mı? Tamam. Sağ olun uğradığınız için. Sağ olun. Hoşça kalın. Rahatsız olmayın. Yok, hadi. Ben hep kollar böyle sağ olsun. Belli belli. Abla o bizim Tarık Başkan. Tamam canım, bir şey demedik. Benim dışında herkesin keyfi yerinde. Ne iyi. Nasıl anlatacağım ben bu çocuğa durumu Zehra'cığım ya? Daha durumu bilmeden ne hale geldi? Bilge'ye durumu anlatmanın bir yolunu bulduk. En zararsız hikayeyi seçerek oturup konuştuk. İkisinin sarılması her şeye rağmen gözlerimin dolmasına yetti. Annelik nasıl bir tutsaklıktı Tanrı? Nasılsın bir tanem? Tabii ki kötüyüm baba. Kötü olma. Her şeyi yoluna koyacağız. Biz yine senin annen ve babanız güzelim. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Beni ne zaman istersen görebileceksin. Neden ya, neden? Bazen böyle olur işte bebeğim. Yıpranır ilişkiler. Birbirimizi üzmemek için bu en doğrusu. Böyle daha huzurlu olacağız. Beni hiç düşündünüz mü? Ben bundan sonra hiç huzurlu olacak mıyım? Bebek gibi davranma Bilge. Bak ikimizi de üzüyorsun. O an eli bana o kadar yabancı geldi ki. Erol'un aynı acıyı çekmesini, yok olmasını, Bilge'nin babasız kalmasını istedim. Ama yapamadım. Kızımın o yaşlarda babasına güvenini kaybetmesi ileride bütün duygusal yaşamını çok kötü etkileyebilirdi. Bencillik edemezdim. Bilge'nin beni suçladığını bile bile kabus gibi bir yaşama yuvarlandım. Büyümesini, her şeyi kendiliğinden anlamasını beklemek zorundaydım. Anne biraz daha farklı olamaz mısın? Ayrılmak zorunda mısınız? Annenin bu ayrılıkta hiçbir suçu yok Bilge. Kimsenin suçu yok. Zamanla böyle oldu.
Hayır. Annem sana bu kadar karışmasaydı sen gitmezdin. Ben konuşurum bırak. Gece de eve bırakırım. Ayla teşekkür ederim. Çok olgun davrandın. Yolculuğu durmadan erteliyor. Depresyona girdi bence Şule. Sıdık Bey'le bir görüşelim. Kendi haline bırakmakla olmaz. O yolculuğu odasında yapıyor. Ellemeyin. Kargaşanın tozun dumanın içinde bebeği unutmuştum. Zehra'nın karnındaki bebek hızla büyüyordu. Onun da durumuyla ilgili bir adım atmaya cesareti yoktu. Hiç sesini çıkartmadan bebeğini büyütüyordu. Gel canım, gel. Zehracığım, ne yapmayı düşünüyorsun? 3 aylık oldu neredeyse. Doğuracağım abla. Ne? O benim bebeğim. Beni hayatta tutan tek şey o şu korkunç hayatımda. Aklını mı kaçırdın sen? Babasız mı doğuracaksın? Onun babası var abla. Bana bak. Adam o gün hastanedeydi Zehra. Senin yanına uğramadı bile. Uyan artık. Bu bebeğin onu geri getireceğini düşünüyorsan çok büyük bir hayal görüyorsun. Hayır. O bebekleri çok severdi. Bir erkeği elimde tutacağım diye hamile kalan o salaklardan mı olmak istiyorsun? Ben seni böyle mi yetiştirdim ya? Sen de onursuz bir... Ben onursuz değilim. Bebeğini öldürmek istemeyen bir anneyim sadece. O bana Ahmet'ten kalan tek şey. Ona nasıl kıyarım? Benim bebeğim o. Teşekkür ederim. Şey. Alo, Ahmet Bey'le mi görüşüyorum? Evet, benim. Ben Ayla Ahmet Bey, Zehra'nın ablası. Ciddi bir problemimiz var. Benimle hemen sağlık hastanesinde buluşabilir misiniz? Zehra'ya bir şey mi oldu yoksa? Ambulans yola çıktı. Siz de hemen gelin lütfen. Yeni ilaç mı aldı? Hayır, başka bir sağlık sorunu var. Ama sesinizdeki bu tonlamaya bakılırsa belki de gelmeseniz daha doğru olur. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Ayla Hanım. O an o bebeğe kendi çocuğum gibi sahip çıkmaya, Zehra'nın hiçbir eksiklik hissetmeden başı dik bebeği doğurabilmesi için her şeyi yapmaya yemin ettim. O insanlıktan, duygudan nasibini almamış şımarık zengin çocuğuna asla muhtaç etmeyecektim onları.
Ahmet, bu saatte çıkıyor musun? Evet anne. İnşallah kötü bir haber almamışsındır oğlum. Şey, seninle gelmemi ister misin? İyi gözükmüyorsun. Hayır anne, kahvaltıda görüşürüz. Ahmet, Zehra ile ilgili bir sorun mu var? Evet. Ama meraklanmanı gerektirecek hiçbir şey yok anne. Peki. Allah kahretsin. Ne oluyor Şule? O kızın bu kadar kolay vazgeçmeyeceği belliydi. Kıza mı gidiyor? Belli ki öyle. Biraz önce telefon geldi. Bak fırladı gitti. Saat gecenin ikisi Şule. Yarasa mı bunlar? Vampir ablacığım, vampir. Merak edecek bir şey yok. Aşırı yorgunluk ve stresten ilk aylarda bu olabilir. Bir kadın doğum uzmanına görünüyor musunuz? Hayır, henüz gitmedim. Tamam, sizi bir odaya alalım. Yarın sabah ilk iş olarak uzmanımız sizi bir muayene etsin. Ben Sezer Gündüz'den sabah randevu alırım. İyi o zaman. İyi görünüyor doktor bey, eve götürebilir miyiz? Tabii bir sorun yok. Geçmiş olsun. Sağ olun.